Ülkez, Sayın Kent Konseyi Başkan ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, değerli katılımcılar, değerli veliler, Giresun Kent Konseyi'nin bünyesinde kurulacak Çocuk Meclisi'nin birinci olan genel kurul toplantısına hoş geldiniz. UNICEF Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında kurulan birinci Çocuk Meclisi olan genel kurulu toplantı gündemini sunuyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kent Konseyi Başkanı Uğur Karayıbrahimoğlu'nun açılış konuşması, Çocuk Dostu Şehir Projesi Koordinatörü Emine Çetinkaya'nın konuşması, Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez'in konuşması, Çocuk Dostu Şehir sunumu, seçim, dilek ve temenniler, kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ebedi hatıraları huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ben çok faydalı ve başarılı bir
bir dönem çalışma dönemi olacağına eminim. Onun için yeni seçilecek arkadaşları, oylarınızı seçeceğin arkadaşları burada kutluyorum. Ve kent konseyolara her zaman onlara yardımcı olacağımızı da burada belirtmek istiyorum. Buraya iştirak ettiğiniz için hem velilere hem de genç arkadaşlarıma hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Başkanımızın konuşmalarına ötürü teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Emine Çetinkaya'yı kürsüye davet ediyoruz. Çocuk meclisini oluşturuyorlar.
Değerli arkadaşlar, sevgili çocuklarımız, Giresun Belediyesi biraz evvel Emine Hanım'ın açıkladığı üzere Türkiye'de Çocuk Dostu Belediyeler Projesi'nin ilk imzasını atan belediye. Türkiye'de toplam 11 belediyeyiz. Birinci olmak Giresun Belediyesi'ne nasip oldu. Onun mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz. Biraz evvel Konsey Başkanım Uğur abim Kent Konseyi hakkında birazcık bilgiler verdi. Kent Konseyi bir icra organı değildir. Ama Kent Konseyi bu şehirde yaşayan kadını, genci, özürlüsü, tüm insanların kendileri için daha yaşanası bir şehri nasıl yaratırız kararını verildiği bir konseydir. Sevgili çocuklarımız, bu şehirde sizler yaşıyorsunuz, birlikte yaşıyoruz. Daha güzel bir şehirde, daha temiz bir şehirde, Türkçesi daha yaşanası bir şehirde nasıl yaşamak istediğinizi gelin sizin adınıza biz karar vermeyelim. Bu kararı sizler verin. Sizler verin ki bizler uygulayıcılar olarak bu şehri sizin taleplerinize göre uygulanır hale getirelim. Bu meclis bu düşüncelerle hayata geçeceği inancıyla hepinize saygılar sunuyorum. Daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağımız inancıyla güzellikler diliyorum. Bu yaşanası şehri gelin çok daha güzel yerlere taşıyalım. Hoş geldiniz. Konuşmalarından ötürü Başkan Vekilim Sayın Hayati Köpet'e teşekkür ediyoruz. Birinci Çocuk Meclisi Divan Kurulu'nun oluşturulması için Hasan Kerem Usta, Beyza Gençalioğlu, Buket Türk isimlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın katılımcılar, şimdi de arkadaşlarımız UNICEF'in Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsayan kısa sunumu gerçekleştireceklerdir. Arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. İşbirliğini tesis etmek amacıyla 24 Ekim 1945'te kurulmuştur. Birleşmiş Milletler kendisini tüm ülkelere adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş olarak tanımlar. Uluslararası ilişkilerde silahlı kuvvet kullanımını küresel ölçekte sınırlandırılan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır. Teşkilata üye ülke sayısı 193'e ulaşmıştır. UNICEF çocukların haklarını korumak ve onların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tanıtım ve savunu yapar. UNICEF'in anayasası Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. UNICEF ülkelerde hükümetlerle çalışır ve teknik destek vererek anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. Özellikle dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yapmaktadır. Dünyadaki kurumlarla işbirliğindedir UNICEF. UNESCO,
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında bilgi paylaşımını, alışverişini kolaylaştırmaktır ve bu alanlarda uluslararası işbirliğini desteklemektedir. Bu, Dünya Sağlık Örgütü, sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör sıfatıyla hareket eder, hastalıklar, önleyici araştırmaların yapılmasını koordine eder ve desteklemektedir. VFP, Dünya Gıda Program, insan kaynaklı, afet ve doğal afet mağduru olan insanlara gıda sağlar. Yaşamlarında zor bir dönem geçiren, zayıf düşmüş insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılanmasını ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlar. Aynı zamanda insanların ve toplumların kendilerine olan özgüvenlerine destek verir. ULO, Uluslararası Çalışma Örgütü, çalışanların temel insan haklarını savunmak, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve istihdam imkanını geliştirmek için politikalar ve programlar geliştirmektedir. ULO, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Bürosu'dur. Ülkelerin terörizm, suç ve uyuşturucuyla mücadelelerine destek vermektedir. Uyuşturucu ve suça dair konular hakkında bilincin arttırılması ve iç mevzuat ve uluslararası araştırmaların uygulanması için ülkeleri desteklemektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilip imzaya açılmıştır. 2 Eylül 1990'da yürürlüğe girmiştir. Türkiye'mizde ise 1994 tarihinde girmiştir. Çocuk haklarına dair sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilmiştir. Sözleşmenin imzalandığı gün olan 20 Kasım bu tarihten sonra Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlana gelmiştir. Çocuk kimdir? Kimin çocuk, ergen ya da genç olarak kabul edildiği konusunda evrensel olarak belirlenmiş tanımlamalar yoktur. Biyolojik yaş tanımlama yapmak için yeterli değildir. Çocukluk olgusu farklı ortamlarda çok farklı biçimlerde anlaşılabilir. Yalnızca fiziksel ve ruhsal gelişim değil, ayrıca sosyal ve kültürel ortamda göz önünde bulundurmak gerekir. Çocuklar ve ergenler, başkalarına olan bağımlılıkları nedeniyle özellikle savunmasız durumdadır. Ancak sahip oldukları potansiyeli önemsemek gerekir. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur. Çocuk dostu şehir nedir? 1989 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yerelde uygulanan halidir. Çocuk Meclisi nedir? Çocuk Meclisi, dünyada yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak. Çocukların içinde yaşadığı ülkenin manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmeleri amacıyla kurulmuştur. Çocuk dostu şehirlerde çocukların da hakları vardır. Örneğin, şehirleri hakkındaki karar süreçlerini etkilemek, yaşadıkları şehir hakkındaki görüşlerini ifade etmek, aile, toplum ve sosyal yaşama katılmak, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden yararlanmak, güvenli içme suyunu ve sanitasyona erişimi olması, sömürü, şiddet ve istismardan korunmak, kendi sokaklarında güvenli bir şekilde yürüyebilmek, kültürel ve sosyal aktivitelere katılmak ve arkadaşlarıyla buluşup oynayabilmek, bitki ve hayvanlarla temas kurabilecekleri yeşil alanlara sahip olmak, kirletilmemiş bir çevrede yaşamak, etnik köken, din, gelir, sosyal cinsiyet veya engellilik durumuna bakılmaksızın şehrin her hizmetine erişimi olan eşit vatandaşları olmak. Türkiye'deki çocuklardan sorumlu ana kurumlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hakları Dairesi, mahkemeler, İl Çocuk Hakları Komitesi, Danışma Kurulu, İl Çocuk Koruma Koordinasyonu, Uluslararası kurumlar, UNICEF, UNESCO gibi.
ve sivil toplumlar. Cumhuriyet çocukları olarak çok şanslı bir neslin evladıyız. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk olarak Türk gençliğine 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı'nı armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize Türk çocuklarının ve Türk gençlerinin ne kadar değerli olduğunu dünyaya göstermek için Türk çocuklarına ve gençlerine değil, tüm dünyaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan etmiştir. Katılımı anlamlı kılmak. Çocuklar, haklarını anlatmak, tanımak, kullanmak, buna yönelik çalışmaları organize etmek, yönetime katılmak. Yetişkinler, çocuklar her alanda etkin katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmak ve bunları kalıcı kılmak. Kamu denetçisi ve çocuklar. Çocuk danışma kurulu, çocuk dostu izleme araçları, web sayfa tasarı. www.kdk.çocuk.com.tr Yasal düzenlemeler, uluslararası bilgilendirme. Belediye kanunu. Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikalarının, noterlerin, varsa üniversitelerin ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarının temsilcileriyle diğer ilgilerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Giresun Kent Konseyi Çocuk Meclisi seçimini gerçekleştirmek üzere aday listelerinin divana sunulmasını bekliyoruz. Şimdi Giresun Kent Konseyi Çocuk Meclis Seçimi'ni gerçekleştirmek üzere aday listelerini okuyacağım. Başkan Emincan Karaca, Yürütme Kurulu üyeleri Hilal Aksu, Özlem Durmuş, Okan Demirkan, Vural Dabakoğlu, Burcu Sağlık, Adil Tosun, Halil İbrahim Işık, Cansel Durgun, Oktay Genç, Koray Erdoğan, Hasret Bak, Eş Başkan İleride Topçuoğlu, Gökdeniz Halidoğlu, Deniz Aksu, Ali Yıldırım, Elif Ömer Beyoğlu, Seda Ersöz, Melisa Merve Çıtır, Mehmet Gürel, Eda Ay, Sıla Başaran, Cem Altarsan, Sergen Aygün. Teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu listemiz oluşturulmuştur, okunmuştur. Listeyi kabul etmek için oylamaya sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Yönetim kurulumuz hayırlı olsun. Bu listenin dışındaki üyelerimizden yönetimde görev almak isteyen arkadaşlarımız toplantı çıkışında kayıt masasına isimlerini yazdırabilirler. Thank you.
Sayın Belediye Başkan Vekili, Sayın Kent Konsey Başkanı, değerli katılımcılar, değerli veliler. Öncelikle beni ve ekibimi bu göreve layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Eş Başkanım Yayla Topçuoğlu ve Yürütme Kurulu ekibimle Giresun'umuzun ve Giresun çocuklarının ihtiyaçları doğrultusunda güzel projeler üreteceğimize inanıyoruz. Ve yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ben Tunçak. İstanbul'da bir hafta Merhaba, ben Leyla Topçuoğlu. Emincan Tunç ve ben Emine ablayla birlikte İstanbul Eğitim Almayla ekiplerim. Teşekkürler. Merhaba, ben Azat Ekim. Emincan'ın ekibindenim ben de. Tanıştığım memnun oldum. Merhaba, ben Hilal Aksu. Ben de Emincan'ın ekibindenim. Merhaba, ben Eda Ay. Ben de Emincan'ın ekibindeyim. Merhaba, ben Selvin Aygül. Ben de İlay'dan ekibindeyim. Merhaba, ben Okan Demirkan. Emincan'ın ekibindeyim. Merhaba, ben Deniz Aksu. Emincan'ın ekibindeyim. Merhaba, ben Murat Abakoğlu. Ben de Emincan'ın ekibindeyim. Merhaba, ben Oktay Genç. Ben de Emincan'ın. Katılımcılar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben tüm genç arkadaşları sahneye davet ediyorum. Bu ekibi bir arkadaşlarımız fotoğraflasınlar. Bütün gençler, çocuk ekibi. Okul katılımcıları. Buyurun arkadaşlar. Bu gelen arkadaşlar arasında yürütme kuruluna katılmak isteyenler dışarıdaki kayıt masasına çıkışlar, isimlerini yazdırabilirler. Çocuklar buyurun.